Yo, selam. Ben Aslı, eğer bilmiyorsan. Mart 2021 başından beri neredeyse yaklaşık 3 aydır Manavgat'ta ailemin yanındaydım. İstanbul'a yeni döndüm. İstanbul'a döndüğümün videosunu da hemen çekip koydum zaten. Bu 3 ayın benim için nasıl geçtiğini biraz açıklamak istediğim bir video bu. Benim için, özellikle psikolojim için, mental sağlığım için oldukça zor bir süreçten geçtiğim bir dönemde. Bu süreçte ailem yanımda olduğu için ayrıca teşekkür ederim aileme. Bu boşluk, bu inziva döneminde burada da pek aktif olamadım fark ettiğiniz üzere. Video yükleyemedim hiç. Böyle yaparak bazı insanları hayal kırıklığına uğrattığımı da biliyorum. Gerçekten özür dilerim. Ama her şeyden önce kendimi toparlayıp sağlığımı da yerine koymam gerekiyordu. Tedavi sürecim hala devam ediyor ama kendimi bir şeyler paylaşabilecek kadar güçlü hissetmeye başladım. Zaten bir süredir yükleme yapıyorum. İzlemediyseniz son 4 videoya bakmayı unutmayın derim. Evdeki vaktimi genelde kitap okuyarak, boyama yaparak geçiriyordum. Arada bir bisikletle deniz kenarına gittim. Odamı boyadım. Bunların dışında kalan zamanda da açıkçası oyun oynadım. Yani çok matah şeyler değil belki ama bana kısmen iyi geldiler. Özellikle boyama yapma, hani boyama terapisi gerçekten farklı bir şekilde iyi geldiğini düşünüyorum. Biraz hipnoz oldu, meditasyon gibi oldu diyebilirim. Tabii ki okumak da matah bir şey. Hani matah şeyler değil dedim ama okumak gerçekten faydalı oldu. Birkaç kitap bitirdim Manavgat'tayken. Kitaplara tekrar tekrar aşık oldum denebilir. Bu da burada daha çok okuyorum videosu görmeye hazır olun demek oluyor biraz. Bugünlerde anladığım en önemli şeylerden biri de gerçekten çok yorulup düştüğünüzde bir mola almak hayatımızdan aslında bir şey eksiltmez. İnsanlara ben şu an herhangi bir şey yapamıyorum demenin aslında bir zararı yok. Bir dinlenmek, kendimizi bulmak, işleri daha yoluna koymayı sağlar aslında. Fakat bunu diyebilmenin de bir lüks olduğunu farkındayım tabii ki. Böyle bir lükse sahip olabildiğim için de evrene, Tengrime teşekkür ediyorum. İnziva günlerim benim böyle geçip gitti. Beni bekleyen, anlayış gösteren sizlere ayrıca teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.